Selam arkadaşlar, ben Vanoria. Kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tutkuyla Dans adlı hikayemizin 1. sezon 5. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Yalnız bu çekiyor mu? Çekiyormuş, tamam. Çocuklar takıma yeni bir üye bulabilecek mi? Yoksa yine başarısız mı olacaklar? Hadi bakalım. Bölüm 5: Seçmeler. Birkaç gün boyunca Michelle ve çocuklar sosyal medyaya seçmeler hakkında yazdılar. Ama takım sadece internette durmadı. Broşürleri bastırdılar ve San Francisco'nun çeşitli bölgelerine yapıştırdılar. Brandon, orada biri kaçırdın. Görüyorum. İlk başta çocuklar koreograf fikrinden biraz şaşırdılar. Takıma yeni bir kişi almak onlar için ciddi bir adımdır. Çünkü yarışmaya katılımları söz konusudur. Ama kızdan ağır argümanlar duyduktan sonra güvenle kabul ettiler. Çünkü başka yolu yoktu. Of, bu sonuncu. Çok iyiyiz. Bize yardım etmeyi kabul ettiğin için teşekkürler küçük fare. Zaten bugün okul yok ve evde sıkıldım. Bir kafede oturup dinlenelim mi? Bu bize zarar vermez. Benim için bir sakıncası yok küçük fare. Sen? Sadece bizim en sevdiği yerde. En sevdiğiniz mi? Kesinlikle beğeneceksiniz. Şimdi ne demek istedikleri belli. Çok şekerli değil mi? Burası Molly'nin en sevdiği yer. Ayrıca burada çok lezzetli tatlılar var. Şimdi sipariş vereceğim ve her şeyi kendiniz deneyeceksiniz. Ne sipariş vermeli? Meyveli cheesecake, peynirli kek, nazik eklerler. Tabii ki de cheesecake yani. Ben siparişi bekleyeceğim. Sizi sohbet edin. Peki Molly. Ne? Neden hafta sonu evde de oturuyorsun? Senin yaşındayken arkadaşlarımla basketbol sahasında geceye kadar takılıyordum. Öyle, evde kalmaya karar verdim. Okulda işler nasıl gidiyor? Yani her şey yolunda. Çocuklar bir şeylerin yanlış olduğunu fark ederek birbirlerine baktılar. Molly, dürüst olalım. Birine bir şey olduğunda anlıyorum ama bu konuda konuşmak istemiyor. Bir şeyden korkuyor musun? Hayır, sadece ciddi bir şey değil. Okulda bir grup gerizekalı genç tarafından zorbalığa uğradığımda ben de anneme aynı şeyi söylerdim. Justin. Pardon, yani bize yalan söyleyemezsin. Bunu hemen göreceğiz. Okulda beni sürekli rahatsız eden bir erkek var. Senden hoşlanıyor belki. Hayır. O benimle dalga geçiyor, benim hakkında söylentiler yayıyor, benimle dalga geçiyor diyelim. Bütün sınıfın önünde sürekli benim hakkımda kötü şeyler söylüyor ve onları şaka olarak gösteriyor ve herkes bana gülüyor. Sınıflarda, koridorda, yemek odasında. Peki ne diyor? Bana hiçbir şey öğretilmeyecek, çirkin bir kız olduğumu söylüyor. Neden böyle söylüyor? Genelde bir sorunun cevabını bilmediğimde yanılabilirim. Seçim gelecekteki hikayeyi etkileyecektir. Peki. Devam etme, anladım. Beni dinle. Bir dahaki sefere seni okuldan alıp bu çocukla konuşacağım. O seni bir daha rahatsız etmeyecek. Belki gerek yok. Molly, bu yaptıklarından kaçamayacak. Lütfen ablama söylemeyin. Biz mezarız. Yanlış çevirdim. Böyle yapıyoruz. Bir gün seni okuldan almaya geliyorum. O erkeğin normal davranışlarının temellerini açıklıyorum. Ablanın da bunun haberi olmayacak. Tamam mı? Peki. Aferin. Bunu denemelisiniz. Çocuklar tatlı yemeye başladılar. Birkaç saniye sonra aynı mutlu ifade yüzlerinde göründü. Nasıl? Evet Michelle, bu hayal gerçekten harika. Yaklaşık bir saat kadar kafede oturdular. Ayrılmak üzereydiler ama beklenmedik bir şey oldu.
Pardon, bu sizin için. Eğilerek erkek kıza küçük bir not verdi. Kimden bu? Benim işim sadece iletmek. Biraz gülümseyerek işine geri döndü ve kız tamamen şaşkına döndü. Bugün çok güzel görünüyorsun. Biraz konuşmanın bir sakıncası var mı? Bu kimden merak ediyorum. Bir şey geliyor musun? Gözümüz yollarda kaldı. Ne yapmalıyım? Git, bir yabancıyla buluşmaya gitmek. Bilmiyorum. Saat kaç oldu bu arada? Tamam. Direkt gidelim ya. Üf, boş verin. Hiç Claire'le falan bu zaman kaybetmeyelim. Justin, şehirde biraz işlerim var. Mori'ye eşlik edebilir misin? Tabii ki, sorun değil. Veda ettikten sonra kız ona notu veren erkeğe yöneldi. Michelle garsona bahşiş bıraktı ve görüşmeyi reddettiğini söyledi. Veda etmek için başını salladı. Bu durumu geride bırakarak kurumdan ayrıldı. Kafeden çıktıktan sonra Michelle sokaklarda dolaşmaya karar verdi. Düşünceler az önce olanlarla meşguldü. Titreşimli telefonu kızı düşünceden uzaklaştırdı. Peki bu kim? Dinliyorum. Neden bu kadar sert maymun? Ah Charles, çok sert olduğum için üzgünüm. Neyse, endişelenme. Boşuna aramıyorum. Bir şey mi oldu? Evet, dünyadaki en güzel maymunu özledim. Dalga mı geçiyorsun? Charles sizi aradı çünkü onunla iyi bir ilişkiniz var. Peki. Hadi ama, surat asma. Seni yemeğe davet etmek istedim. Bugün mü? Evet, bugün planlarını iptal et. San Francisco'nun en iyi restoranında akşam yemeği seni bekliyor. Ben yapamam, kabul ediyorum. Kabul edince bir ilişkiye başlamış olmuyoruz, değil mi? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum çünkü. Neyse, bir bakalım ya. Baksak mı acaba? Hiç bu sahneyi ben görmedim bu arada. Bir önceki oynadığımda şey yapmamıştım, gitmemiştim. Bir saniye arkadaşlar, şu camı bir kapatıp geliyorum. Çok ses geliyor. Evet arkadaşlar, geldim. Devam ediyorum. Kabul ediyorum diyelim. Hem sahneyi görürüz. Güzel olur. Ben de merak ediyorum. Charles, akşam yemeğini kabul ediyorum. Ama belki onu kendimiz pişirip evde oturabiliriz. Emin misin? Evet. O zaman bana nerede olduğunu söyle. Ben de seni alırım. Bana gidelim. Ben de böyle bir olay için bir komedi hazırladım. Beğendim. Michelle adresi ona dikte etti ve 20 dakika sonra San Francisco'nun uzun sokaklarında Charles'ın evine doğru ilerliyorlardı. Vay canına, burası çok geniş. Maymun, sana bir şey vereceğim. Yani, sen neden bahsediyorsun? Beni manyak falan sanma. Birkaç yıl seni bulmak için şehrimize döndüğümde geç kaldım ama bir detayı hatırladım. Ne detayı? Evime gizlice girdim ve bu dolaptan bunu çıkardım. Kar beyaz elbise. Çok tatlı. Almak diyelim. Bu benim elbisem. Hatırlıyor musun? Bir yaz akşamı yürüyorduk ve yağmurda yakalandık. Bana çok ıslak geldik. Elbiseleri kurutmaya çalıştık. Ama baban daha erken geldi. Ve montunu vermek zorunda kaldım. Bu elbise bende kaldı ve ben de onu yanımda götürdüm. Eminim sana mükemmel uyar. Şimdi öğreneceğiz. Peki nasıl? Charles ile iyi bir ilişkiniz olduğu için size bir hediye verdi. Hediye değilmiş, bizimmiş zaten o elbise, ne hediyesi. Çok güzelsin, o zamanki gibi. Peki ne pişireceğiz? Ne dersin? Fransızca eti, somon biftek, Sezar salatası. Bunu söyleyelim. Annenin özel yemeği mi? Tüm çocukluğumda bana yemek yapmayı öğretti. Kendimi test etme zamanı.
Müzik açıp bir mutfak şaheseri hazırlamaya başladı. Charles, sormak istedim. Neden bu şehre yerleşmeye karar verdin? O zaman neden bana gideceğini söylemedin? Bana karşı tavrın değişti mi? Üçüncü soruyor muyduk ya? Bilmiyorum ama en çok sormak istediğim soruyla başlayacağım. Bunu soralım. Bir dakika boyunca Charles elinde bir kaseyle dondu. Evet, evet, değişti. Kızı dönerek elini tuttu ve gitmesine izin vermekten korkuyormuş gibi sıkıca sıktı. Tüm bu yıllar boyunca hiçbir kızın senin yerine geçemeyeceğini fark ettim Michelle. O zaman seni sevdim ama aptalca bir şey yaptım ve bıraktım. Şimdi sen istesen bile bunu artık yapamam. Ah aşkım özür dilerim ama benim başka bir sevdiğim var. Kız şaşkınlıkla dondu kaldı. Bunu duymayı beklemiyordu. Bana inanıyor musun? Evet. Charles onun avucundan öptü, gülümsedi ve yemek pişirmeye geri döndü. O zaman neden bana gideceğini söylemedin diyelim. Çünkü dans yüzünden ailemle çok kötü kavga ettim. Ve gençlerde olduğu gibi eşyalarımı toplayıp İngilizler gibi ayrıldım. Sana söylemedim çünkü bundan vazgeçmemi isteyeceğini biliyordum. Zaman zaman sosyal ağları kontrol ediyorum ve küçük kız kardeşimin nasıl büyüdüğünü ve ne kadar mutlu olduklarını izliyorum. Bu yüzden bu aile idiline uymam mümkün değil. Ne diyorsun? Geri dönersen ya da en azından onlarla iletişim kurmaya çalışırsan ne kadar mutlu olurlar bilemezsin. Ben de ondan bahsediyorum maymun. Beni çok etkiliyorsun. Bu yüzden sana söyleyemedim. Neden bu şehre yerleşmeye karar verdin? Açıkçası burada kalmayı hiç düşünmedim. Buraya geldiğimde tanıştığım ilk kişi Zack'ti. Onu hatırlıyor musun? Takımın üyesi mi? Evet ve aynı zamanda en iyi arkadaşım. Beni hiç tanımıyordu. Tüm onurlar bile beni kardeşi gibi kabul etti. Buraya birkaç gün için iş için geldim. Ancak Zack aslında gidecek hiçbir yerim olmadığını öğrendiğinde bana yardım teklif etti. Ortaya çıktığı gibi o da dans ediyor. Böylece bir grup oluşturmaya karar verdik. Sokaklarda performans sergiledik. İnternete video yükledik. Ancak şimdi yeni bir seviyeye geçmeye karar verdik. Ay bir su içeyim. Mutfakta bir saat uğraştıktan sonra çift sonunda istenen sonucu elde etti. Sen gerçekten umutsuz değilsin. Hey! Michelle şakayla Charles'in omzuna vurmak istedi ama o aniden bileğini yakalayarak onu durdurdu. Erkek bakışını almadan kızın gözlerine baktı. Avucunu göğsüne doğru indirerek sessizce fısıldadı. Hissediyor musun? Sana her baktığımda böyle oluyor. Vay, kalbi çılgınca atıyordu. Dudakları arasındaki mesafe dayanılmaz bir seviyeye geldi. Nefesleri hızlandı ve avuç işleri dokunuşlardan yanmaya başladı. Michelle, beni biliyorsun, duramam. O zaman durma, beklemeliyiz. Burada maalesef hani fazla ileriye gidemeyiz. Çünkü yanlışlıkla bir ilişkimiz falan başlarsa yani sıkıntı olur ileride Brandon'la. O yüzden beklemeliyiz diyeceğim. Charles üzgün bir şekilde gülümsedi ama kendisi de anladı. Onu güçlü elleriyle sarıldı, başının üstünü hafif öptü ve fısıldadı. Tamam maymun, anlıyorum. Seni bekleyeceğim. Anca beklersin, çok beklersin. Teşekkür ederim. Çift yemekleri aldı ve oturma odasına yerleşti. Birkaç dakika sonra bu garip durumu neredeyse unuttu. Gerçekten de komedi izleyerek unutulmaz bir akşam geçirdiler. Bir kadın gibi giyinmiş bir adam. Her zaman eğlencelidir. Bu bir klasik maymun. Sence elbise benim için uygun olur mu? Aptal mısın? Haha ne? Bu hayatta her şeyi denemelisin. Geç oldu ve Michelle ayrılmak zorunda kaldı. Charles gerçek bir beyefendi gibi kızı geçirdi ve tatlı bir öpücük vererek ona veda etti. Bu son buluşmamız. İlk ve son. Sabah erkenden Michelle bir kurşun gibi yatağından fırladı. Daha hızlı oyuncu seçimi yapmaya sabırsızdı. Ama önce kıyafet değiştirmeye değer. Ateşli kıyafet. Bunu almışız. Yüksek ihtimal bu tutku veriyor. Şık elbise. Eşofman takımı. Ateşli kıyafet dedik. Hem rujumuzla da uyumlu oldu.
Şimdi daha iyi. Ama şu saçı değiştirmek istiyorum. Makyaj kalsın da saçı değiştirelim. Bu siyah böyle koyu bir saç. Çok güzel olur. Bu olabilir bak. Diğerlerine de bakalım. Olmaz. Bu böyle de çok güzel oldu. Bu da çok güzel. Böyle de güzel oldu. Of. Biraz böyle kullanalım, sonra değiştiririz. Şimdi daha iyi. Çocuklar, girişte kaç kişinin olduğunu gördünüz mü? Gördük. Yalnız seni bekliyoruz. Artık başlamış olurduk. Aslında belirlenen süreden daha erken geldim. Bir saattir burada bekliyoruz. Ay, önceden gelmeni isteyen biri var mı? Tanrım, köpek ile kedi gibisiniz. Kesin şunu. Justin, o beni kışkırtıyor. Geç girişinde beni kışkırtan sendin. Benim hatam mı? Ah sen... Michelle, daha sonra pişman olacağım bir şey söyleme. Brandon, sen de sakinleş artık. Tanrım, her küçük şeyde hata buluyorsun. Şimdi başlayabilir miyiz? Çocuklar, zamanı geldi. Hey tatlım, öfkeden saçların karışmış. Toparlanmış halini daha çok seviyorum. Durumu düzeltir misin? Ya Brandon çok kötüsün. Michelle gözlerini yuvarladı. Ancak görünümüne uygun olması gerektiğini kabul etti. Yeni saç modeli hızlıca ayarlanmalıydı. Tamam. Özensiz demet. Büyük örgü. At kuyruğu. Evet, bunu almışız zaten. Bunu alalım gene. Böyle daha iyi. Ya çok pisliksin ya. Döverim bak seni çocuk. Brandon, Michelle ve Justin ilk yarışmacıları bekleyerek masaya oturdu. Joseph ve Kristen herkese birer birer davet etmek için girişte kaldılar. Selam. Lütfen kendinizi tanıtın. Kasırga. Takma adı olmadan mümkün mü? Bu benim adım. Bir sene oldu. Adınızı kasırga olarak mı değiştirdiniz? Sıradaki. Neden bu kadar sert? Michelle, beyin yerine pamuk yönü olan dövmeli bir çocuğa ihtiyacım yok. Bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Tamam, devam edelim. Herkese merhaba. İsminiz nedir? Dominic. Ya Dominic, aklıma buzda yürürkendeki Dominic geldim. Çok hoş Dominic. Ne zamandır dans ediyorsunuz? Ne dansı? Peki, buraya neden geldin? Uzun bir sıra vardı. Bedava bir şey teklif ettiklerini sandım. Salak. Aman tanrım. Joseph, bir sonrakini çağır. Selam. Sanırım dörtlüğümüze iyi uyum sağlayacaksınız. Öyle bir şey yok canım. Gerçekten mi? Evet bebeğim. Bak bir de bebeğim diyor, döverim seni çocuk. Bir erkek arıyoruz ama. Henüz normal bir adam görmedim ve böyle bir güzellik bırakılamaz. Tövbe, onun nesi güzel ya. Sen neden susuyorsun? Michelle Brandon'ın sözlerinden daha az şoke olmayan Justin'e döndü. Harika. Üzgünüm bayan ama bize uygun değilsiniz. Sıradaki. Of, bunu yapmamalıydın. Onunla kesinlikle ilk sırayı alırdık. Of, sus artık. Michelle. Başlama. Peki Michelle. Birini beğendin mi? Dövmeli erkek. Dreadlocks ile olan erkek, bayan, hepsi ucube. Hepsi ucube diyeceğim. Burada ne unuttuklarını anlamıyorum. Daha yeni başladık. Ben daha fazlasını görmek istiyorum ama sadece tepkini izlemek için. Sinirlendiğinde çok komiksin. Komik miyim, güzel miyim Brandon? Devam edelim. 5 kişiyi daha izledikten sonra Justin ve Brandon ciddi bir şekilde sinirlendi. Çünkü tek bir aday taleplerini karşılamadı. Ama dans edebilirim.
Göbek dansına ihtiyacımız yok. Joseph, uzaklaştır şunu. Herkese 5 dakikalık bir ara vereceğimizi söyle. Anladım. Ne molası? 20 kişi daha izleyeceğiz. Dinlenmem gerek ve Hiro'nun yerine layık bir aday bulamayacağımızı artık kabul etmeliyiz. Justin bir kibrit gibi parladı. Masadan keskin bir şekilde kalktı, eliyle vurdu ve Brandon'a çok kötü baktı. Brandon, bir kelime daha edersen yemin ederim... Ne, bana vuracak mısın? Adamlar birbirlerinin sıkılı yumruklar ile yürüdü. Her ikisi de saldırmaya hazırdı. En azından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kiro'yu hastaneye getirmemize yardım etmek için gelmeye bile cüret etmedin. Telefonun sorun olması benim suçum değil. Bu durum olmasa hemen gelirdim. Ve sanırım başka bir sarışına takılıyordum ve arkadaşlarımın umurunda değildi. Ne dedin? Sessiz olun. Çocuklar koreografının ani çalığından korktular. Çatışmalarına girmeye cesaret etmesini hiç beklemiyorlardı. Ne yapmalı? Çocukları sokağa atın, onları sakinleştir. Sakinleştir tabii ki. Çocuklar beni dinleyin. Geçmiş olaylar nedeniyle şimdi hepimiz sinirliyiz. Ama bu ilişkimizi etkilememeli. Siz bir takımsınız. Birbirinizi uzun zamandır tanıyorsunuz. Kavgayı sakin bir sohbeti tercih etmeye hazır mısınız? İkiniz de birbirine söyleyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve şimdilik Brandon, git sakin ol ve istediğin gibi dinlen. Justin, bu arada sen ve ben yarışmacıları izlemeye devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Peki. Güzel. Birkaç saat sonra saçmalar sona erdi. Şans çocuklara sırtını döndü ve onlar değerli bir yedik bulamadılar. Bunun olacağını söylemiştim. Ama ben emindim. Neden hemen vazgeçiyoruz? Takımda 5. bir üye olmadan devam etmeye çalışalım. Joe, aynı şey değil. Michelle çocukları sessizce dinledi. Son umutlarının onlardan kaçtığını fark etti. Hadi gidelim buradan. Bir içkiye ihtiyacım var. Özür dilerim. Michelle ilk andan itibaren dikkatini çeken genç adama baktı. Seçmeler burada mı yapılıyor? Evet ama bitti artık. Özür dilerim. Justin, sizi dinlemeye hazırız. Buyurun. Ne yapıyorsun? Son şansı kaçırmamaya çalışıyorum. Peki, kendinizi tanıtın. Benim adım Carlos. Memnun oldum, ben Michelle ve bu da Joseph, Kristen, Justin ve Brandon. Çocuklar sırayla başını salladı. Böylece Carlos onu yarat edebildi. Bize ne kadar süredir dans ettiğinizi anlatın. Çocukluktan itibaren her şey bale ile başladı. Sonra hip hop'a gittim ve şimdi kontep konusunda tutkuluyum. Tamam, biraz sıra dışı bir ekibimiz olduğunu biliyorsunuz. Evet, striptease hakkında bilgim var. Bununla ilgili bir sorunum olmayacağına eminim. Kendinden emin. Öyleyse gösterin birkaç kontept hareketi, birkaç striptease hareketi. Yani tutku verdiği çok belli. Bu diyelim. Bence doğrudan ona geçmeliyiz. Çünkü kendinizi gösterebilmeniz çocuklar için çok önemli. Bu yüzden lütfen eğer beğenirsek zaten ekibimizdesin. Sanırım daha iyisini yapabilirim. Takım performansının başlangıcını merakla bekliyordu. Kendine olan güveni her bir erkeğin görünüşünde rol aldı. Sonunda o da hafif ama yine de oldukça gizemli bir melodiyle sarıldı. Peki bu ne? Şşş, rahatsız etmeyin. Carlos zarifçe kontept hareketlerini yaptı. Dengesini bir ayağıyla tutarken gövdesini arkaya doğru eğdi. Kollarını uçan bir kuş gibi uzattı. O kadar duygusaldı ki, o an o kadar içtendi ki herkesi büyüledi. Carlos'taki büyülerinin ilham verici bakışlarını fark ettiğinde bir gülümsemeyle elbiselerini çıkarmaya başladı. Ama aynı zamanda orijinal dans tarzını da unutmadı. Orijinali yanlış yazmışlar neyse. Çocuklar birleşmeye karar verdi. Düşünceli enfeksiyon. Dansını bitirdikten sonra erkek zarifçe eğildi ve çocukların cevap vermesini bekledi. Muhteşem Carlos. Katılıyorum. Çok havalı. Teşekkürler. Çocuklar, bunu artık bulamayacağız. Haklısın. Justin gururla Carlos'a yaklaştı ve şu sözlerle elini uzattı. Tebrikler, ekibimizdesin. Kar beyaza gülümsemesiyle 32 diş ile de gülümseyen Carlos elini sıktı. Çocuklar ve ben üzerimizi değiştireceğiz ve birkaç hareket prova yapabilir miyiz?
Tabii ki. Çocuklar soyunma odasına gittiler. Koreograflarını ve yeni takım üyelerini yalnız bıraktılar. Bize geldiğin için çok sevindim. Ben de bu reklamı gördüğüme sevindim. Dansın inanılmazdı. Bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii ki. Böyle güzel, kırılgan bir kız nasıl dört iri herif için koreograf oldu? Bir yandan kalbinin derinlerde kız, konuşulan kelimelerden biraz rahatsızdı. Ama öte yandan da gerçekten biraz komik görünüyordu. Sadece öngörülemeyen durumlar diyelim. Ama onlar çok iyi çocuklar ve onlarla tanıştığım için memnunum. Carlos koreografa yaklaştım. Takım için konuşabiliyorsun. Bu hoşuma gitti. Yanılmak, onu itin, flörtü destekleyin. İt. Carlos, gerek yok. Bana ilk tanışma gününde aynı şekilde davranan bir kişiyi hatırlatıyorsun. Aynı tırmıklara basmamalısın. Ben bir koreograf. Ellerindeki başka bir oyuncak değil. Uf. Burada neler oluyor? Michelle aniden birkaç adım ötede duran Justin'e döndü. Justin'in oldukça sinirlendiği ve depresyonda olduğu dikkat çekiciydi. Ne kadar ilginç. Tam olarak neyi merak ediyorsun acemi? Burada bir saat bile kalmadığını ve hemen koreografımıza yapıştığını mı? Justin, sakin ol. Kimse kimseyi taciz etmedi. Aynen, sadece konuşuyorduk. 2 dakika sonra başlıyoruz, hazır olun. Yarışmada senin yüzünden başarısız olmamıza ihtiyacım yok. Dönüp Justin'in plana doğru yöneldi ama Carlos'un sesi onu durdurdu. Yarışa ne dersin komutan? Ne? Sırayla dans etmeyi öneririm. Aynı striptease'de olur ve Michelle bizi yargılayacak. Ne? Kesinlikle olmaz. Birinin ayımıza bir yarış mı önerdiğini duydum. Ayımıza. Bir göz atmayı hayır demem. İşte hepsi bunun için. Yoksa korktun mu? Justin sessizce kıza baktı. Destek bekliyordu ama o destek gelmedi. Radyoya gitti ve şarkıyı açtı. Başla. Ve sen tatlım, bir sandalyeye otur ve tadını çıkar. Aslında ben senin tadını çıkarsam o daha iyi olur. Brennan kız omuzlarından tuttu ve odanın ortasında bir sandalyeye oturdu. İşte şu hareketlerinden dolayı ilk başlarda Brennan ile bir ilişkimiz olmayacağını düşündüm. Sürekli bizi hani çok, nasıl desem, böyle çok hoşlandığını belli etmedi yani. Sürekli hani diğerlerini falan itmeye kalktı falan. O yüzden hani hiç ilk zamanlarda çok üzülmüştüm bu çocukta hani bir şube yok diye. Ama varmış. Bir ya da iki bölüm sonra olacak. Evet, bunu okudum. Carlos kendini tutkulu, özgürlüğü seven bir dansçı olarak gösterdi. Kendisini tamamen gösterdi. Utanmadan kızın ellerini tuttu ve açığa çıkan gövdesinin üzerine gezdirdi. Onun için sınır yoktu ve her hareketini kesinlikle koreografı sürükledi. Fena değil, fena değil. Justin'e sırası geldiğinde daha kısıtlı davranmaya çalıştı. Ne oluyor be dostum? Tutkuyu göster. Ama Justin dinlemiyordu. Bir plan kullanarak striptease dansı yaptı. Ve ancak ara sıra terli ellerine dokunmak için kıza yaklaştı. Plastik ve doğal zarafetini kullandı. Michelle'in rahat hissetmesini sağlamak için her şeyi yaptı. Hadi ama. Şarkı bitti. Michelle, bir karar ver. Ne? Ben mi? Evet evet, tatlım sen. Bence Carlos kazandı, Justin kazandı, ikisi de başarılıydı. Kimse sürpriz yapamadı. Aslında Carlos kazandı ama ben kimse sürpriz yapamadı diyeceğim. Seçim yapamıyorum çünkü dansçıların hiçbiri beni etkilemedi. Bazı noktalar vardı ancak çocuklar yapamadı. Bu yüzden kaçınacağım. Sıkıcı. Tamam, bugün için yeterli. Yarın devam edeceğiz. Boşuna kıyafetleri değiştirdik. Buna değdi. Çocuklar soyunma odasına girdi ve Carlos ayrılmak üzereydi. Carlos, bir dakika bekle. Konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Nasıl özgür dans ettiğini şaşırdım. Bu beklenmedik bir şeydi. Hah, teşekkürler. Muhtemelen dans etmek için çok zaman harcadın. Çünkü estetiğin ve eğitimin inanılmaz. Evet öyle. Neyse, seni bulduğumuza çok sevindim. Michelle, bir sorun var. Neden bahsediyorsun? Bunun hakkında konuşmak istemedim ama bunu benden öğrenmenin daha iyi olduğunu anlıyorum.
Bunu bir şekilde fikrinizi de etkilemesini istemiyorum. Söyle artık. Ben gençken yasayla ilgili bazı sorunlarım vardı. Dur. Ne? Ne sorunu? İşte bu. Ne güzel, doğru zamanda doğru yerde görünme yeteneğim var. Tüm çocuklar soyunma odasından çıktı ve neler olduğunu anlamaya çalıştı. Bunun bir normal olacağını düşündüm. Justin! Ne oldu? Yeni çocuğumuzun suçlu bir geçmişi var. Yani? Yani şimdi bize anlatacak. Bakın, öyle bir şey yok. Ben bir manyak değilim, katil falan da değilim. Ya şimdi ne olduğunu söyle ya da defol. Uyuşturucu sattım ama bunu baskı altında yaptım. Tüm suçlamaları kaldırdılar ve kanuna karşı temizim. Ve şimdi anlatmaya karar verdim. Daha sonra başka birinden öğrenmeyesiniz diye. Üzgünüm ama takımımızın bir parçası olamazsın. Justin, hayır. Michelle, kendini duyuyor musun? Başka seçeneğimiz yok. Hani sana hatalarını düzeltmek için bir şansı daha var. Ve onu hem kabul etmek hem de verebilmek gerekiyor. Lütfen bunu yapalım. Justin, belki gerçekten yarışmayı hatırla. Tamam, ama en ufak bir hata ve o gidiyor. Ben gidiyorum. Çocuklar kıza ve Carlos'a veda ettiler ve liderlerinin peşinden gittiler. Carlos, olanlar için üzgünüm. Neden özür diliyorsun? Beni savundun ve kalmama izin verdin. Bu olabilecek en iyi şey. Erkek aniden kıza yaklaştı ve yavaş yanağından öptü. Michelle ona şaşkınlıkla bakarak hafifçe geri çekildi. Üzgünüm ama gerçekten bana bir kızı hatırlatıyorsun. Dayanamadım. Sanırım gitsem daha iyi. Carlos, olanların mutlaka iyi olur. Bir buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bir sonraki buluşmayı dört gözle bekliyorum diyelim. Gerçekten de son olmayacağını umuyorum. Yaptıklarınız Carlos ile olan ilişkinizi olumlu yönde etkiledi. Tamam. Bundan eminim. Görüşürüz Michelle. Kıza yaklaştı dikkatlice, avucuna aldı ve yavaşça öptü. Yakında görüşürüz Carlos. Michelle nihayet düşünceleriyle yalnız kaldı. Aman tanrım, neler oluyor? Neden hayatımda hiçbir şey olmuyor? Ya da tam bir Santa Barbara. Peki şimdi ne yapacağım? Bölüm kısa sürdü sanki. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.